Efendim, ben bu Rafi'yi Kenya'nın şirin bir ilçesinde keşfettim. İkincilik takımlarından birinde top koşturuyordu. Tam birincilik takımlarından birine transfer olacaktı ki... ...dur dedim, tuttum kolundan sayın başkanım, Türkiye'ye getirdim. Çünkü çocuğun eline 500.000 dolar verip sömüreceklerdi. Dedim ki kardeşim sen ne yapıyorsun? Senin gibi genç bir yıldız Türkiye'de en az 1 milyon dolar eder. Önce olmaz mı olmaz dedi ama tuttum kolundan getirdim. Sayın başkanım, affedersiniz ama benim mesleğim bu. Türk hükümetinize yasanı. Buralara hayran oldum diyor. Önümüzdeki maça bakacağız. Önümüzdeki maça bakacağız diyor. Görüyorsunuz değil mi ne kadar heyecanlı. Niye bana getirdiniz? Madem yıldız Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye götürseydiniz. Sayın başkanım, oralarda bu garibi harcarlar. 2 gol atsa niye 3 gol atmadın derler. 3 atsa niye birini röveşatayla atmadın derler. Rafi, sizinki gibi güzide, camiası büyük bir Anadolu takımında pişsin istiyorum. Piştikten sonra Fener'e de siz satarsınız. Artık 3 milyon dolar mı istersiniz? 5 milyon dolar mı istersiniz? Orası sizin takdirinize kalmış. Bir de sahada görelim bakalım. Tabii sayın başkanım, tabii. Zaten Rafi böyle uzun süre bir yerde oturamıyor. Yerinde duramıyor. O bir futbol makinesi. O bir futbol manyağı. Hep top oynamak istiyor. Önümüzdeki maç bakacağız. Önümüzdeki maça bakacağız diyor. Buyurun, buyurun sayın başkanım. Bu boş tribünlerin Rafi Maranga, Rafi Maranga diye coştuğunu görür gibiyim sayın başkanım. İnanın bu transferle ikincilikte müthiş bir tırmanış yapacaksınız. Ve 1 yıl içinde Süper Lig'e transfer olacaksınız inşallah. Bunca yıllık tercümanım başkanım. Ben böyle futbolcu görmedim ya. Çünkü böylesi gelmedi sayın başkanım. Anelka ilk geldiğinde onun tercümanlığını da ben yapıyordum. Düşünün bu ondan daha iyi. Sayın başkanım, ayrıca bunun reklam gelirleri var. Baksanıza, saçı başı bir tarz bu çocuğun. Bu yakında dergilere kapak olur. David Beckham gibi. Sonra büyük kulüpler gelip kapınıza bize satın, bize satın diye yalvaracaklar. Başkanım hazır. Görelim. Peki. İyi bakın başkanım, iyi bakın. Başkanım da. Tam ısınamadı başkanım, tam ısınamadı. Hadi oğlum, yap şu hareketi. Ne istiyorsunuz buna? 2 milyon dolar. Çok dedi. 650 veririm. 1,5'dan aşağı olmaz. 750. Valla kurtarmaz ama hadi bu seferlik olsun. Ayağınız alışsın. Tamam Mangal Nuri. Tamam kardeşim. Ya yemedim ya arabanı. Burada duruyor işte. Nuri'cim bu aralar biraz işlerim vardı. O yüzden. Tamam kardeşim bak. İşim yoluna girsin, ben sana bu arabanın 0'ını alacağım. Evet, 0'ını. O zaman sen bu külüstürden kurtulursun, ben de senin çenenden kurtulurum. Abi ya, 0. Oğlum, kardeşim bu sefer çok büyük balık yakaladı ya. Tabii, imzalar atalım öyle söylerim. Yok yok, söylemem şimdi Nuri. Söylemem nazar değer. Uğursuzluk olur maazallah. Tamam kardeşim, söz veriyorum sana bunun 0'ını alacağım. Hemen öyle havalara girmeyin şebelekler. Daha henüz imza atmadık. Başkan çok beğendi ama. Başkan çok beğendi ama. Bu sefer kaybetmeye hiç niyetim yok Rafi.
İşi sıkı tutacağız. Senin derhal yeni numaralar öğrenmen gerekiyor. Bir tane numara yeter Kadir abi. Yetmez. Maç 90 dakika. Sen daha çalım atmasını bilmiyorsun. Karşında rakip oyuncu yokken gol atmasını ben de bilirim kardeşim. Senin rakip savunmayı inci gibi ipe dizmen gerekiyor. Yoksa daha ilk antrenmanda 750 bin dolara bay bay deriz. Merak etme Kadir abi. İlk antrenmana kadar onu ben çalıştırırım. Hadi bakalım hadi, boş durmak yok. İmza atılana kadar hiçbir şey kesin değil. Yalla yalla. Kardeşim hadi üstümüzü değiştirelim. İyi hadi bakalım. Mahkemeden önce köşeyi dönüyorum. Bu sefer ne yapacaksınız bakalım Hulya Hanım? Ceren nerede? Tokmuş baba. Tok muymuş? Akşamüstü kek yedi. Ya şu çocuğu yemekten önce beslemeyin ben. Okuldan aç geliyor çocuk. Alıştı mı Ceren okula? Hayır baba. Her gün ağlayarak geliyor eve. Kadir nerede? Dışarıda. Yine mi sürttün oraya? Bu evde kesin bir şey saklanıyor benden. Hissediyorum. Yok canım, ne saklayacağız? Bilmiyorum bari. Gene Bizans oyunları yapıyorsunuz. Gene bir entrika çeviriyorsunuz. Baba. Evet. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Çok şükür. Şebelekler, kırdınız camı. Vole çalışıyorduk. Vole çalışıyormuş. Babam bize bir vole çakacak, göreceksiniz. Git, git al hemen topu. Benden de bahsetme. Hangi manyak bu saatte top oynuyor ya? Pardon Kudret amca. Gel buraya. Buraya geliyorum sana. Hadi gel kızım, biz buraları süpürelim. Olur annem. Süpürmeyin. Bir şey anlatıyordunuz. Sonra anlatırız baba. Şimdi anlatırım. Tabii tabii. Sinirlisin sen. Hadi gel kızım. Sinir falan değilim ben. Sinir değilim. Değilim diyorum. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bu ne rezillik? Kalk kardeşim kalk. Sen koşacaksın. Böyle yerlerde sürünmeyeceksin. Çok yoruldum ama. Çok mu yoruldun? Yorulmak yok. Yorulmak yok. Kalk bakalım. Bak Rafi. Yarın imza törenimiz var. Antrenman var. Bana bakın. Yakmayın benim başımı. Arkadaşlar 750 bin doları düşünün. Bir çuval inciri berbat etme. Kara incir. Kalk bakayım kalk. Kalk hadi, hadi antrenmana. Kalk hadi. Hadi bakalım hadi koşun. Hadi bakalım. İşte böyle. Aferin benim aslanlarım. Aferin, hadi göreyim sizi. Yüttün oğlum Kadir. Bu sefer zengin oluyorsun. Yüttün. Sayın başkanım, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Eminim yüzümüzü kara çıkarmayacaktır. İnşallah, inşallah. Ben futbolcuma sayenizde inşallah sonuna kadar güveniyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah. İnşallah. Öyle bakar mısınız lütfen? Buradasınız. Buraya bakar mısınız? Efendim bu tarafa lütfen. Sayın tamam. Başkanım. Başkanım. Lütfen. Sayın başkanım. Başkanım buraya. Arkadaşlar teşekkür ederim. Kısa konuşacağım. Takımımız Kenyalı yıldız futbolcu Rafi Baranga'yı renklerine katıyor. Başkanım, sayın başkanım. Başkanım bir de böyle alabilir miyiz? İnşallah iki yıl içinde Süper Lig'deyiz. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Başkanım bu tarafa lütfen. Başkanım, bu transfere aracı olmaktan müthiş mutluluk duyuyorum. Benim için kesinlikle yetenek avcısı tabirini çekinmeden kullanabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar haftaya Somali'deyim. Çok büyük bir yetenek daha keşfettim.
buradan büyük takımların dikkatine sunuyorum. Kwanza leo kuhusu timu yetu mpya, nitafanya kila ninavyoweza na mtangalia mambo yangu kwa furaha. Ne dedi? Ben yeminli tercüman Hasan Öztürk. Rafi dedi ki bundan sonra gollerimi yeni takım için atacağım. Gollerimi izleyin. Önümüzdeki maça bakacağız. Buyurun. Başkanım lütfen. Yine buradan alabilir miyim? Evet, bu tarafa. Sayın Başkanım, buraya bakın. Başkanım, buradasınız başkanım. Başkanım, tekrar hayırlı olsun. Efendim, hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Bu taraftasınız. Çıkaralım. Sayın Başkanım. Başkanım. Başkanım, bu tarafa. Bu tarafa bakar mısınız? Bravo. Çok yakıştı. Renklerimiz de yakıştı. Açtı bari ya. Evet başkanım. Sayın başkanım, başkanım bu tarafa. Başkanım, ilk taksidi bugün alırız değil mi? Merak etmeyin, anlaştığımız gibi 150. Hem kocanı boşuyorsun hem de bizden kurtulmaya çalışıyorsun. Seni çok yanlış tanımışım Hülya. Anne, kötü bir niyetim yoktu. Yani belki siz gidince Kadir'le baş başa kalırız diye düşündüm. Ne bileyim ben, belki de boşanmak son çare değildir. Ne yani? Biz gidersek? Ne olur yanlış anlamayın. Yok canım, siz yeter ki barışın. Ben dünyayı ilk kere dolaşırım o zaman. Ay, sağ ol anne. Merhaba Hülya. Bu ne? Hani her zaman keşke benim de olsa dediğin minik küçük kırmızı arabacıktan bulamadım. Ben de sana bunu al. Karına araba mı aldın? Güzeller güzeli karımın kırılan kalbini tamir edemez belki ama yeni bir başlangıç için küçücük bir hediye olabilir. Nasıl aldın bu arabayı Kadir? Yeni bir sektöre ayak bastım Hülya. Çok para kazanıyorum. Ne sektörüymüş bu? Futbol sektörü. Bugün ilk anlaşmamızı yaptık. Ve ben kazandığım ilk parayla ilk iş olarak sana bu küçücük hediyeyi aldım. Hadi Hülya, barışalım artık. Bak Hülya, ruhsat senin adına. Bak. Ah, Kadir. Ben aslında böyle şeyler istemiyorum. Sadece... Hülya, ben... seni seviyorum. Kadir. Hülya. Artık bizi kimse tutamaz. Öyle başkanım. Merhabalar başkanım. Oo Tuğrulcuğum. Hayırlı uğurlu olsun. Yabancı transfer yapmışsınız. Sağ ol, sağ ol. Geç otur. Birazdan maç yapacaklar. Vallahi tebrik ederim. Sizin takıma da bu yakışırdı. Bak, orada ısınıyor.
Rafi Maranga, Kenyalı. Ben bunu nereden tanıyorum ya? Nereden tanıyacaksın yahu? Kenya'dan yeni geldi. Bak, bu da bir inek. Aa. Başkan kim getirdi bunu sana? Kadir Topçuoğlu diye bir menajer. Aa, çok iyi adam. Ne kadar ödediniz? 150 peşin 750. Ay gerçekten çok büyükmüş bu Kadir. Büyüktür Hulya. Ama şimdiki sosyetik bayanların hepsi bu arabalardan kullanıyor. Alışırsın. Kadir, gerçekten kendi paranla mı aldın bunu? Gerçekten. Yemin et. Yemin ederim. Kadir. Efendim? Hiçbir hile orada yok mu yani? Hayır Hulya. Hiçbir hile orada yok. Ben artık düzeldim. Kendi paramla aldım. Kadir. Hulya. Düzeldim. Çok sevindim Kadir. Bana yıldız futbolcu diye sattığın adam yıllardır Türkiye'de yaşıyormuş. Şakır şakır Türkçe konuşuyormuş. Ama koşamıyormuş. Antrenmanda yığılıp kaldı. Koşar o, koşar. Biraz alışsın, bakın nasıl koşar. Sözleşme iptal. Valla siz bilirsiniz. Bunun tazminatı var. Hele bir dava aç. Kendini Kenya'da bulursun. Galiba bu araba artık bizim oldu. Murat. Derhal başkanım. Hulya, izah edebilirim, açıklayabilirim. Mahkemede görüşürüz kardeşim. Hulya. Hulya. Bir dakika. Hulya, açıklayabilirim. Bir dinle beni. Bir dakika. Bakalım çocuklar çaylarınızı. Senin iftar sofrası da bayağı zayıfmış Kadir abi. Allah Allah. Ağza bak. Beğenmiyorsan git o zaman Kudret amcanın malikanesinde iftar yap. Hayır, biz buraya Ramazan çadırı diye geldik. Ramazan çadırında tavuk pilav falan olur. Bana bak Hasan. Sen espri orucu falan mı tutuyorsun? Bir ezan okundu, çenen düştü be. Ya Kadir abi, şu Arsenal-Everton maçı ne olur sence? Bu adama ne oldu ya? Bütün gün maç sorup duruyor. Yandaki evin kızına aşık oldu. Ama arada büyük engel var. Para. Yeah, demek öyle. Ben seni ne güzel futbolcu yapacaktım. Sen ne yaptın? Gittin daha ilk antrenmanda bayıldın. Şimdi böyle tırmalarsın. Kara lahana. Yavaş yavaş. Buyurun Kadir abi. Sağ ol Rafi. Kadir abi, sen pek bir şey yemedin. Doydum. Hülya abla yarın gelmez belki. Kesin gelir. İki eli kan da olsa o mahkemeye yetişir. Belki vazgeçmişti boşanmaktan. Vazgeçmez. Niye vazgeçsin ki? Sen de geçen seferki gibi yaparsın Kadir abi. Mahkemeye gitmezsin, dava olmaz. Her zaman papaz pilav yemez Hasan. Her zaman papaz pilav yemez.